Hadi bay bay. YouTube sekmenin adı ne? Gel gör bizimle. Gel gör bizimle. Unutur musun? Unutmazsın. Gel gör bizimle basit. Görüşürüz. Evet. Bakü'den ayrılıyorum. Az önce de gördüğünüz çocuklar hepimize el salladılar. Biz Bakü'den ayrılıyoruz. Biz Kazakistan'a gidiyoruz. Normalde biz Kazakistan'a gemiyle gidecektik. Burada Alat Limanı var. Alat Limanı'ndan Kurik Limanı'na Kazakistan'a gemiler gidiyor. Ro-ro gemiler, feribotlar. Hem tır hem de yolcu taşıyorlar. Öğrendik ki Kazakistan deniz yoluyla turist kabul etmiyor. Sadece hava yoluyla kabul ediyor. Limanda dediler ki dış işlerinden yani Kazakistan konsolosluğundan izin alıp gidebiliyorsunuz dediler bize. Ama adam dedi ki 2021 sonu 2022'nin başında iki farklı grup olmak üzere 4 Türk denemiş bunu. Adam dedi ki limanda bilet satana da. İzin aldıklarını zannediyorlar ama izin alamıyorlar. Gidiyorlar. Daha sonra oradan geri geliyorlar. O yüzden biz de uçakla gitmemiz gerekiyor. Yine yani sözde uçağa çok az binecektik ama seyahate başladığımızdan beri uçaktan inmedik. Şimdi biraz hızlı oldu. O yüzden biz şeyi çekemedik. Otobüsle olan muhabbetlerini çekemedik ama şöyle komik bir şey oldu. Şimdi biz İki vesayetle buraya gelmemiz gerekiyordu. İlk otobüse bindik. Havalimanına giden otobüsün geçeceği yere geldik. Bekliyoruz. Emin de olamadım böyle. Karışık karmaşa var bayağı bir. Kalabalık. Bir tane büyük bir otobüs vardı. Mavi bir otobüs böyle. Yolcu otobüsü gibi. Gittim dedim ki havalimanına dedim nereden geçiyor otobüsler? Adam dedi ki buradan geçiyor. Ne zaman geçer dedim. Adam dedi ki birazdan geçer. Ekspres onlar dedi. Bir saatte bir geçiyor dedi. Sonra dedi ki siz kaç kişisiniz dedi. İki kişiyiz dedi. E hadi atlayın dedi. Ama içeriden bir tane abi dedi ki gelsinler. Heh. Kaç dakikası var daha bilmiyoruz bile falan yaptı. Doğru böyle ama herkes üniformalı otobüsün içinde. Öyle olunca biz de bindik otobüse. Evet. Ama adam dedi ki bize en arkaya geçin dedi. Ortalara oturmayın. Neyse. Biz geçtik en arkaya. Sonra bir baktım ki bir dikkat ettim. Havalimanının servisi. Bayağı havalimanının personel servisi. Öyle geldik para da almadı sağ olsun. Bu da böyle bir anı. Güzel oldu. İçinde bir sürü güvenlik falan var. Ha, ya içeride güvenlik böyle pilot gibi adamlar, polisler, molisler. Şimdi burada. Nereye girelim? Biz havalimanına girdik. Bir önceki videoda da söyledim ya her yerde yasak, her yerde yasak, her geçtiğimiz kontuarda valizleri tek tek bakıyorlar, içini tek tek açıyorlar, çekim yapmak yasak, çekim yapmak yasak deyip duruyorlar. Böyle aralarda gizli gizli çekmeye çalışıyoruz. Böyle şimdi biz uçağı bekliyoruz. Bir problemimiz daha var. Sema'nın Kazakistan'a girip giremeyeceği daha hala belli değil aşısından dolayı. Bu aşağıdan Sema'nın aşısını kontrol ettiler. Tarihiyle alakalı Sema'nın aşısında bir problem var. Bayağı bir uğraştılar kontuarda. En son adam dedi ki hani girebilirsiniz gibi gözüküyor ama giremeye de bilirsiniz dedi. Evet. Bu risk tamamen size ait dedi. İnşallah, girecek yoksa orada o an düşüneceğiz onu. Ne yapacağımız? Bu arada Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nın çok sakin bir havalimanı yani. Baksanıza. Bomboş. Şu an bomboş bir havalimanı. Az önce bir İstanbul uçağı vardı. Evet. Bayağı bir kalabalıktı. Şu an bomboş. Şu an bizim uçağımız 23.50 uçağı. Ondan sonra gece 4'e kadar başka hiç uçak yok. Evet. Hani Covid'den dolayı mı yoksa normalde de mi böyleydi onu bilmiyorum ama şu an dediğim gibi Ben çok heyecanlıyım şu an. Hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. Sema'nın aşı tarihi çok yeni diye sıkıntı olabilir. Aynı zamanda Sema Azerbaycan'da aşı oldu ve Kazakistan Azerbaycan'ın aşısını kabul etmiyor. Olduğum aşı BioNTech. Aşı BioNTech ama şöyle. Bakalım ne olacak? Bakalım yani. Ben ağlayacak mıyım bu gecenin sonunda yoksa gülecek miyim? Uçağa gidiyoruz. Biz yine uçağa biniyoruz. Heyecan, gerilim artıyor. Heyecanlı mısın sen? Buna heyecan denilirse ya kalbim duracak. Bakalım ya hayırlısı. İnşallah bu videonun başlığı Kazakistan'a giremedim olmaz. Hadi hayırlısı. Yine bindik hava otobüsüne. Bakalım. Gerginlik sürüyor.
neyse bakalım. Yüzümüz güldüğüne göre Sema girdi. O kadar rahatladım ki. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Adam öyle bir yalandan küfür. Hatta sevgilim bakmadı bile. Evet. Ben my wife dedim. Pasaportunu verdim. Her şeyi verdim. Bu şey oldu. Şimdi biz bir de şeye alıştık. Havalimanında yatmaya alıştık. Bu gece de havalimanındayız. Artık sabah. Çıkar gideriz. Kazakistan Aktau'dayız. Kazakistan sabahından herkese günaydın. Günaydın. Hava soğuk. Ya soğuk değil de serin. Bak dayı arkadan bağırıyor. Bak bak dayım geliyor. Taksici dayım geliyor. Dayı o kadar yapışkan ki belki 20 dakikadır, yarım saattir diyor ki gelin ben sizi götüreyim. Gelin ben. Ya diyorum yok arkadaş, yok istemiyorum. Yürüyeceğim ben diyorum. Onu da anlamıyor da. Havalimanı burası. Minik bir havalimanı. İşin komik tarafı, buradan şey yok hiçbir yere. Otobüs yok. Sadece taksi. Takside de bir sürü rivayet var. Yok 2000 tenge. Ha. Yok kişi başı 2000 tenge. Döviz bürosu bile yok havalimanında. Kara borsada döndürüyorsun. Aynen öyle. O yüzden biz de dedik ki bir şekilde çıkarız havalimanında. Çıktık. İlk önce biz gece böyle sabaha karşı bir tane teyze vardı. Dedi ki buradan otobüs var mı? Var dedi. Sabah 7.30'da otobüs gidiyor buradan dedi. Dışarıya çıktık biz de. Yani otobüs hiç durak murak hiçbir şey yok. Şimdi yürüyeceğiz bakalım. Kazakistan çöl gibi bir yer işte. Vallahi billahi taksiciyi takdir ettim. Bak adam hala arkamızdan geliyor. Havalimanından çıktık. Hala bak şu arkamızdaki beyaz Toyota dayı. Ve her böyle bir 30-40 saniyede bir fiyatı daha da düşürüyor. Turist deyip bağırıyor. Turist diye bağırıyor. Yol da bu. Yürüdüğümüz yol da burası. Hala geliyor mu? Geliyor tabii. Allah'ım ya. Hayır dayı. Sen yılmadın, biz de yılmadık. Bak de ki gelin ben sizi bedavaya... Dayı şu an var, bana dese ki gel seni bedavaya götürürüm, yine binme. Adam ama tam bir atırsızı. Bu değil. Arkadaki. Ha durmuş ama ya, o gelmiyor da. Kafayı bir çevirsem direkt gaza basar bence. Aynen. Ucu bucağı yok. Köpek de havalimanından beri bizle beraber geliyor. Taksici dayımı tebrik ediyorum. Bak adam yarım saattir bizim peşimizden geliyor. Bedavaya götüreceğim deseydin madem buraya kadar geleceksin. Bak şimdi şu sağ tarafa çekmiş bekliyor. Adam tam bir deli ya. Vallahi. Dayım orada bekliyor yolun sağında. Bir de eline almış sürekli şeyi, hesap makinesini. Her 300 metrede bir fiyat indiriyor. Bu köpek de geliyor bize. Ha, bu da geliyor. Ama taksici gibi değil. Bunun bir zararı yok bize. Aynen öyle. Yanımızdan yürüyor. Kamerayı kapatmamızı bekliyor. Sonunda medeniyete geldik. 5,5 kilometre sabah ıssız çöllerde yürüdükten sonra geldik. Geldik dediğimiz yer de burası. Şimdi. Kazakistan'dan soğudum dakika bir. Harbiden. Ya. En azından şu anki indiğimiz yer Aktau. İndiğimiz dakikadan beri herkes mi bizi dolandırmaya çalışır? Herkes mi bizi tokatlamaya çalışır ya? İlk indiğimiz zaman sim kart. Yani sim kartı para verdik, aldık. Çok hani internet lazımdı. Havalimanındaki internet çekmiyordu. Aldık. Sim kartı çalıştıramadık. Hiçbir işimize yaramadı. Havalimanın içindekiler desen zaten ayrı bir dert. Neyse dünya kadar yol yürüdük. Otobüse bindik. Otobüsçü bizi tokatladı şimdi. Normalde 300-400 tutan yere 1000 aldı. Çünkü üstümüzde sadece 1000 vardı. Başka da para yok üstümüzde. Bir tane ATM'den onu çekebildim. Adama diyorum ki hani para üstü falan yüzüme bakıyor boşmuş. Hızlı hızlı bir şeyler söylüyor. Neyse biz şu bir hostele gidelim de. Biz nasıl bir yere geldik ya, yemin ediyorum. Çöl gerçekten. Şu Tele2'de hallettik sim kart işini. Sim kart işini burada hallettik. Yani çok fazla toz esiyor. Her yer full. Yani sürekli esiyor gözlerim, ağzım, burnum. Full kum şu anda.
Aktaba gelmeyin. Aktaba gelmeyin. Gerçi aynen dur öyle. Bir gezelim de önce buraya. Yapalım. Ondan sonra. Aktaba gelmeyin. Boşver. Gidin Astana'ya gidin. Almatı'ya gidin. Aslında biz bir Aktaba'ya gelmeyecektik. Sadece buraya geçiş noktası olarak. Biz trenle Almatı'ya geçeceğiz. Almatı'ya geçmeden önce de burada bir gün durmamız gerekiyordu. O yüzden geldik buraya. Burada böyle enteresan bir şey var. Tabii doğalgaz bol ya. Böyle ilginç bir yer. Çok güneşler de gözlük için şimdiden kusura bakmayın. Şimdi az önceki yeri ben merak ettim, bu ateş yanan yeri. Orası 2. Dünya Savaşı anısına yapılmış. Burada da hava yanıyor ama sema şey, uykusuz oldum. Montla. Yani yağmurluyla duruyor. Aktao sokakları. Bizim anladığımız burası Kazakistan'ın tatil merkezi gibi bir şey. Luna Park gibi bir şey var. Burada da sahil iniyor. Burası Hazar Denizi. Şimdi gidelim bir ayaklarımızı sokalım. Şimdi buraya kadar gelmişken ayaklarımızı sokmadan. Yok sokacağım ya. Yalnız yani herhalde burası Luna Park ya da korku şeyi, korku merkezi. Hani makineler şey diyor. Bize binme hani. Bize binersen mesuliyet kabul etmeyiz. Şu artık roket mi neyse. Tam o ne oluyor? Dimdik duruyor. Ben buradan baktığım zaman herhangi bir güvenlik kemeri falan gözükmüyor. Keza onun yanında bir şey var. Ne acaba o? Ama burası kapalı herhalde. Deniz bayağı bir çekilmiş. Buralara baksana zaten. Çok yumuşak. Acayip pis kokuyor ya. Buralar falan çok kötü kokuyor. Bence de gidelim. Ay kusacağım. Bayağı kötü kokuyor. Az önce söylediğimi geri alıyorum. Burası buranın galiba şeyiymiş. Lağımı. Lağım. Ama bakın. Yani inşaatlar devam yine. Kurutulmuş balık kokuyor ara ara. Ara ara o ama ara ara da lağım kokuyor. Gece kulüpleri bile var ya. Senden nefret ettik Aktao. O yüzden fotoğraf çekilmeye layık görmüyoruz. Şurada da bir Yunus heykeli. Kötü dedik ama trafik şeyi var. Gece dinle duruluyor. Evet. Sonuçta şunu 15-20 saat geçirip gideceğiz. Bu videoluk da bu kadar olsun. Evet. Biz çok yorulduk. Bayağı yorulduk. Uyuyalım. Biz gidelim aynen uyuyalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Çok bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.